Ene Marat benimden büyük final masasından herkese merhabalar efendim. Heyecanla beklediğimiz an geldi. Tüm hanımlar mutfaktaki marifetini seyircilerimize ve bana tabii ki de gösterdiler. Rakiplerinden puanlarını aldılar. Bugün bakalım büyük ödülün sahibi kim oldu? Hazır mısınız? Ama ondan önce herkesin önünde birer tepsi var. Neden? Çünkü etabımız vardı bu hafta. Zorlu bir etaptı. Acaba etabın birincisi kim oldu? En iyi tepsiyi kim temizledi? Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız. Herkes az çok kendi performansını biliyor ama. Evet. Kendinizden önce sonra neler oldu haberiniz yok. Hazırsanız 3-2-1 diyeceğim. Herkes tepsisini bir anda çevirsin. Ve etabın birincisini hep birlikte görelim. 3. Tam herkes karşıya gösterecek. 3-2-1. Kaldırın tepsileri efendim. Kaldırın Gülten ablacığım. Hadi tam karşıya tut. Evet Zeynep Hanımcığım tam karşınıza. Yok yok. Gülten Hanım'a tam karşına. Evet bakıyorum. Evet bakıyorum. Herkes açsın tepsisini, önüne koyabilir tepsilerinizi. Evet. Etabın birincisi. Özlem sence kim? Şu gözükene bakınca sanki Mercan abla gibi ama Sabah ben de olabilirim gibi. Gibi. Gülten abla sence kim? Mercan'dır diyorsun. Hülya Hanım? Mercan'dan. Zeynep Daz var. Zeynep Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Mercan Hanım gibi duruyor. Etabın birincisi Mercan Hanım oldu efendim. Gayet başarılı bir şekilde tepsisini temizledi. Ellerine kollarına aslında Zeynep de çok yaklaşmıştı. Eğer Mercan abla biraz kötü yapsaydın etabın birincisi direkt Zeynep Hanım'dı. Ama bayağı hırslandı son dakikalarda. Etapta o yüzden dedim ya acele edin. Bir an önce hemen terleyin. Ellerinize kollarınıza sağlık. Tepsileri şöyle alabilirim yanıma. Kalmasın önünüzde. Ağzınız için teşekkür ediyorum. Değişik bir renkli bir etaptı. Evet. 20.000 TL, çeyrek altın, yarım altın ve tabii ki de sürpriz hediyelerimiz yanımızda. Her cuma olduğu gibi bu cumada birinciyi açıklıyoruz. Heyecanlı dakikalar. Hazır mısınız? Hazırız. Hülya abla hazır mısın? Hazırsın. 20.000 TL'ye veda eden, sürpriz hediyeyi almaya hak kazanan ilk yarışmacıyı açıklıyorum. Toplamda 13 puan alarak Kadir Ezil değil Ene Marat benim de 20.000 TL'ye veda eden ama aynı zamanda sürpriz hediyeyi almaya hak kazanan yarışmacımız toplamda 13 puanla toplamda 13 puanla 20.000 TL'ye veda eden İlk yarışmacımız sürpriz hediyenin sahibi Özlem Hanım oluyor efendim. Şöyle sürpriz hediyesini verelim. Teşekkür ederim. Özlemciğim ellerine kollarına sağlık her şey için. Teşekkür ederim. Maalesef ki gününde çok aksaklıklar yaşadı. Evet. Mutfak adaptasyonu biraz sarktı açıkçası. Evet. Sofrada eksikler vardı. Evet. Ben senden ümitliydim. Yorumlarına bakarak ümitliydim. Evet. Gözünde de o enerjiyi görüyordum ama maalesef ki son dakikalara çoğu yemeğin evet. kaldığı için. Biraz da mutfakta yorulduğum için. Özlemciğim. Arkadaşlarından 8 puan aldın, benden temizlik için 4 puan aldın. Peteğin altı vardı sadece, geri kalan her yerin pırıl pırıldı. Teşekkür ederim. Yemekten maalesef ki hem adaptasyon problemi hem de işin büyük kısmını üstlendiğim için benden 1 puan aldın. Ellerine kollarına sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Toplamda 13 puan ulaştın. Teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim, ben ayaklarına teşekkür ederim. Sağlık. Evet, hazır mısınız? Bakalım 20.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız kim oldu? Toplamda 15 puan alarak Kadir Ezil değil Ene Marat benim de 20.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız. Evet maalesef ki 20.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız toplamda 15 puanla toplamda 15 puanla 20.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız Zeynep Hanım oluyor efendim. Zeynep ablacığım ellerine kollarına sağlık. Teşekkür Her şey ederim. İçin çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Öncelikle. Zeynep ablacığım arkadaşlarından 10 puan aldın. Benden temizlik için 3, yemek için 2 puan aldın. Toplamda 15 puana ulaştın. İlk gün biraz heyecanlıydın, elinden geleni yaptın ama bu son 2 gün olan enerjin maalesef ki ilk gün yoktu. Biraz da o yüzden olduğunu düşünüyorum, heyecanlı olduğu için. Ellerine kollarına sağlık tekrardan her şey için. Renk getirdin olsun. Programımıza. Teşekkür ederim. Evet. Son 3. Hülya, Gülten, Mercan. Ne hissediyorsun Hülya? Son 3'tesin. Benimdir. Üçüncü. Ne için? 20.000 TL'nin sahibi için mi? Yok hayır. Üçüncü olan. Neden kaybeden. İyi düşünmüyorsun? Son 3'tesin. Çünkü istediğim gibi olmadı. Hmm.
Gülten Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Son üçtesiniz. Şans. Şans diyorsun. Arkadaşlarına mı katılıyorsun artık sen de? Elimizden geleni yaptık yani. Herkes tabii ki elinden geleni yaptı ama süre zarfı bu. O aksilikler olabiliyor, aksilikler bazen, heyecan olabiliyor. Yani dediğim gibi ekran başında izlemeye benzemiyor. Mercan abla, sen ne hissediyorsun? Vallahi arkadaşlarından istemediğin puanlar aldın. Açıkçası yani, bugün ümitliydim puan açısından ama kesinlikle. Maalesef ki iyi puanlar gelmedi. Aynen. Neşeyip göreceğiz. Geçen sefer çok mutlu kalkmıştın masadan. Kesinlikle. Bayağı böyle dörtler falan almıştın. Hatta beklemiyordun aslında. Kesinlikle. 4 değil, 5-5-5 almıştın. 5-5 almıştın, 4 puan almıştın, yüksek puanlar almıştın ama bugün maalesef ki onlar olmadı. Evet. Bakalım 20.000 TL'ye veda eden ama çeyrek altını almaya hak kazanan yarışmacı kim oldu? Özlemciğim, çeyreği uzatabilir misin sana zahmet? Evet, programımızdan kimse boş dönmüyor sevgili seyirciler. Şu anda çeyrek altın önümde. Bakalım çeyrek altının sahibi toplamda kaç puan almış? Toplamda 16 puan alarak Kadir Ezil değil, Enem Arat benim de, toplamda 16 puanla çeyrek altını almaya hak kazanan yarışmacımız, çeyreğin sahibi, çeyrek altının sahibi, toplamda 16 puanla 20.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız Hülya Hanım oluyor efendim. Şöyle alkışlarla çeyreğini takalım yakasına. Kırmızı da giyinmiş, güzel oldu. Altın üstüne değil mi? Şöyle takayım. Evet. Ellerine kolana sağlık Hülya'cığım. Hülya Hanımcığım, arkadaşlarınızdan 9 puan aldınız. Benden temizlik için 5 puan aldınız. Eviniz pırıl pırıldı. Her şey için teşekkür ediyorum. Ama maalesef benden 2 puan aldınız. Maalesef çok yemekler olmuştu. Yani eksiklikler olmuştu yemeklerde. İstediğim gibi olmadı. Hele ki et konusunda o yoğun koyun kokusu beni benden aldı. Et çok güzel pişmişti. Ama maalesef ki bir lokma bile alamadım. Evet. Keşke onun kokusunu yok edebilseydin. Aynen. Benden güzel puan alabilirdin. Toplamda 16 puanla çeyrek altına sahip oldun. Güle güle kullan. Yakında düğün de var zaten. Kullanırsın inşallah. Düğüne bekliyorum Kadir Bey. İnşallah. Başım üstüne. Evet. Gülten Hanım ve Mercan Hanım. Açık söyleyeceğim, az önce bayağı bir didiştiniz. Büyük tartışmalar yaşandı. Şu anda da karşı karşıyasınız. Yani bilmiyorum ne oldu, ne olacak. 20.000 TL ile yarım altını şöyle alabilir miyim? Biraz uzakta, o yüzden rica ediyorum sizlerden. Evet. Son ikiye kalan yarışmacılarımızın ikisi de daha önce madalya almış, birinci olmuş yarışmacılarımız. Ama kim demişti onu, Özlem Hanım mıydı, Zeynep Hanım mıydı? Papaz her gün pilav yemez. Evet, sen söylemişti. Papaz olsa iyiydi kedi. Kedi her gün pilav yemez. Bakalım o pilavı yemeyen kim oldu? Acaba 20.000 TL'yi kim aldı? Mercan Hanım mı, Gülten Hanım mı efendim? Hazır mısınız? Hazır mıyız? Hazır. Hazırsak hep birlikte sayalım, direkt açıklayacağım, uzatmayacağım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu haftanın birincisi madalyayı kazanan, tekrardan madalyayı kazanan yarışmacımız. Birinciliğini çiftleyen yarışmacımız, ikinci madalyayı hak eden yarışmacımız Mercan Hanım oluyor efendim. Ve Gülten Hanım'ın da şöyle hemen yarım altınını takıyorum. Güle güle kullansın. Bunu da hırsıza kaptırma inşallah. Şöyle takayım Gülten ablacığım. Her şey için ellerine, kollarına sağlık. Evet Mercan abla, ne hissediyorsun? Vallahi mutluyum. Şöyle bir türkü geldi aklıma. Biliyorsunuz eşim türkücü. Yine fındıkla, yine yeşillendi fındık dalları. Zaten hep yeşildi fındık dalları. Hadi bakalım. Gülten abla, sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben hiçbir şey düşünmüyorum. Heyecanlısın. Evet, heyecanlıyız. Peki, ama güle güle kullan yarım yani, altınını. Baklava yapmayıp da yani diyor ya, bana dedi ya, vicdanla yastığa otursun. Bu akşam kendi otursun. Peki artık vicdan öyle konusu yani, kapandı. Yani vicdan. Bu arada biliyorsunuz ki etap haricinde bir de hamar attık için bir fazla puan veriyorduk. Normalde eskiden etaplarımız 2 puandı. Biz onu böldük. 1 puan da hamarat olan ya da bu hafta her şeyi böyle güzel yapan, mutfakta daha çok uğraşan yarışmacımıza veriyoruz. Gülten ablacığım, ellerine kollarına sağlık. Arkadaşlarından toplamda 11 puan aldın. Benden temizlik için 3, yemek için 3 puan aldın. Ve benden
baklava için bir fazla puan aldın. Toplamda 18 puana ulaştı. Ellerine, kollarına sağlık diyorum. Çünkü baklava çok güzeldi. Ve süre zarfında çok güzel açtı. Benden hamaratlık için bir fazla puanı sen aldın. Yarım altını güle güle kullan. Mercan abla, ikinci kez benden tam puan aldın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.